Evet arkadaşlar, bugün size minik bıdığımızı tanıtacağım. Kendisi Sofia. Bir hayvansever olarak buradan size göstermek istedik. İnsan da hiçbir şey yapası gelmiyor buradayken. Ünlü mü olacaksın sen he? Ünlü mü olacağım? Yürüm lan seni. Tamam, hadi git. Hadi koş yerine. Hadi git yerine, yerim senin ulan. Hadi git, hadi hadi, tamam hadi. Hadi yeter bu kadar. Açsana ışıkları. Gider misin? Git şuradan. Hadi. Hadi hadi. Neyse sevgili arkadaşlar, bugünkü diğer konuğumuz Fener. Fener zaten bayağı bir Fener inceledik. Fener incelemek beni çok mutlu etmiyor ama sırf sizin için inceliyorum. Fener'e dair ne anlatılır hep böyle yarım yamalak kalıyoruz. Ama hiç lafı uzatmayalım, hemen elimizdeki Fener'i buraya çağıralım. Şimdi bir Surefire Modlight bekleyemeyeceksiniz herhalde. Çünkü zaten açıklamada ürünün adını yazıyoruz. Sürprizi kaldı. Aslında öyle sürpriz olsa daha iyi olur. Olight Odin 2000 lümenlik fener modeli açılmamış pakette. Ben de sizin gibi aval aval bunu tecrübe edeceğim. Gerçi bu ürünü daha önce ben almıştım, bakmıştım ama öyle çok kurcalayıp oynamamıştım. Kendime aldım, sonra sattım. Acaba kötü mü? O yüzden mi sattın abi diye düşünebilirsiniz. Ama alakası yok. Yani ben klasik ürünleri biraz daha seviyorum. Performans arayan insanlar için, Xiaomi telefon hayranları için, OnePlus kullananlar için bu üründe aynı ayarda bir ürün. 2000 lümenlik bir fener. Hakikaten güzel bir fener olduğunu söyleyebilirim. Bunu sizinle beraber özellikle açmak istedim. Paketin önceden açıp bir şeylerine bakıp ondan sonra ezberden konuşuyormuş gibi artistik yapmak istemiyorum. Çok öncesinde bu ürünü aslında kullanmıştım ama şu anda dediğim gibi oğlum bir ses yapmayın da kafam dalıyor. Hemen paketini açarak başlayalım. Poşetimizi bir atalım. Hemen kutuyu bir açalım. Bu Olight'ın harika bir kutusu var. Yani bilmiyorum, en son bir Streamlight aldım. Kutusu bildiğiniz kartondu. İstediğiniz o kaliteyi vermiyor. Burada bir zenginlik var. O yüzden bayağı bir hoşuma gidiyor. Burada ne demiş? Thank you demiş. Bizim ailemizi tercih ettiğiniz için falan fıstık. Olight Team. Güzel bir team. Burada böyle bir plastik bir parça var. Bunlar güzel detaylar. Nasıl takacaksın? Nasıl edeceksin ki biz bunları okumayız. Genelde kendimiz tecrübe etmeye çalışırız. Çeksem sanırım daha mı? Yok, böyle çek. Olight'ın kendi feneri bağlantı ayarıyla birlikte. Burada bir plastik köpük malzeme daha var. Onu şuraya atayım. Burada bir kutusu var. Oh, bunda da yok yok. Bir adet buton. Tekrar bir silikon malzeme. Kelepçe anahtarı. Bunun ağzını kapatmamışlar. Ve bir adet kullanma kılavuzu. Yani biz buna bakmayız. Bizi bilen bilir. Bizim kullanma kılavuzuyla, mılavuzuyla ne işimiz olur? Şunla da işimiz yok. Sonuçta tüfeğe kalıcı bir bağlantı yapmayacağız. O sebeple bunu da köşeye atıyorum. Şurada küçük bir kutu var. Muhtemel şarj aletinin olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Bir adet manyetik şarj cihazı. Yani kablosu. Bir de burada alyan ve iki adet vida var. Şimdi sevgili dostlar, fazlalıklarımızdan bir kurtulalım. Olight Odin fener. Şimdi bu feneri bir insan neden alır? Çünkü muhtemelen çok korkunç derecede lümen sapıklığı vardır. Eğer lümen sapıklığınız varsa bu feneri elbette alacaksınız. Çünkü bu fener tam olarak 2000 lümene kadar çıkan bir aydınlatmaya sahip. Aslında şöyle söylemek daha doğru. 2000 lümende stabil olarak saatlerce yanmıyor. 2000 lümende takribi olarak tam 2 dakika yanıyor. 2 dakika sonra 1000 lümene düşüyor. 1000 lümende de ortalama 9 dakika kadar seyrediyor. Daha sonrasında tekrardan düşüyor. 760 lümende 125 dakika yanmaya devam ediyor. Sonrasında 125 dakikanın sonrasında yani tekrardan fenerin lümeni düşüyor. 300 lümene 24 dakika yanıyor. Toplamda 170 dakikalık bir güçlü aydınlatma modunda yanması demek. Çalışmıyor. Niye? Çünkü arada bir koruma bandı vardır. Onu sökeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Olight çok güçlü bir fener. Özellikle şuradaki mercek kalitesi falan gayet yerinde. Güzel bir difüzör vesaire yapılmış. 2000 lümen oldukça iyi bir aydınlatma. Ama 2000 lümeni dediğim gibi böyle saatlerce yakamaz. Çünkü boyutu zaten küçük fenerlerde o kadar performans beklemek mümkün değil. Streamlight'in bile şu anda en fazla 1000 lümenlik feneri var. 270 metre civarında aydınlatıyor. Bu ise tam olarak 300 metre aydınlatmaya sahip. Fenerleri şöyle düşünebilirsiniz. Lümeni fazla olduğu zaman daha fazla yere aydınlatacak diye bir şey yok. Yani daha uzak mesafeye gidecek diye bir şey yok. Uzun mesafelere gidebilmesi için merceğin ona göre tasarlanması gerekiyor. Daha sonrasındaki aydınlatma belirlenen mesafe
kahvedeki parlaklığı belirlemesiyle alakalı olan bir durum. Lümenle şimdi kandeleyi de karıştırmayalım. Kandela aslında mesafeye giren şey. Lümen mevcut alanın genişliğinin ne kadar aydınlatığıyla alakalı olan bir durum. O-Light aynı zamanda düşük moda sahip. Bu düşük mod da 300 lümenlik bir mod. Eğer en baştan 300 lümenlik modla bu ışığı yakarsanız tam olarak 8 saat kesintisiz ışık yakacaksınız. Tam güç bir pilden bahsedersek, pil performansı tabii yerindeyse, defalarca kez kullandığınız bir pilden bu performans alamazsınız. Ama 8 saat 300 lümen için çok çok iyi bir rakam. Özellikle 5000 miliamperlik 21700 olarak adlandırılan pillerden kullanıyor ve şarj edilebilir bir pil. Bu pillerden birkaç tane yedek alıp 5000 miliamperlik içerisine takıp kullanabilirsiniz. Yani daha doğrusu şöyle, fazladan pilinizin olması bir veya iki tane çantanın en azından birkaç günlük yürüyüşlerde veyahut da işte arazide geçirdiğiniz vakitlerde ya da herhangi bir noktada ziyadesiyle işinizi görecektir. O-Light Odin IPX8 sertifikasına sahip. Bu sebeple işte sıçramalar ve yağmura karşı da korunaklı ki zaten birçok noktasında da fazlasıyla O-Ringler yerleştirilmiş. Suyla teması durumunda cihazın içerisine gelebilecek olan herhangi bir sıvı temasını da fazlasıyla engelliyor. Şimdi ufaktan şu ürünü bir açalım. Gördüğünüz gibi şurada bir koruma bandı var. Bunu bir çıkaralım. O-Light'ın kendine ait gördüğünüz gibi az önce söyledim 3.6 wattlık 5000 miliamperlik 21700 yani 21700 pili. Taklı pilmiş yani onu da size söyleyeyim. Bu arada O-Light alüminyum alaşımlı bir malzemeden üretiliyor. Dolayısıyla 1.5 metreye kadar düşmelerde size hiçbir sorun yaşatmayacağını garanti ediyor. Pilimizi takalım. Bu kendi butonu. Bu arada şöyle bir durum daha var. O-Light'lar bu butonun üzerine ekstradan bir buton geçerek yani manyetik olarak yapışarak size bir kablolu uzatma sağlıyor. Streamlight veyahut da Surefire'daki gibi komple burayı çıkarıp yerine başka bir şey takmanıza gerek duymuyor. Mesela şöyle bir deneyelim bir. İttik, kilitledik. Evet gelmiyor. Bakalım. Oo. Bizim elimizdekinin şarjı biraz az. Bundan dolayı şu an düşük lümende yakıyor. Ve her seferinde, bakın sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Bakın bu ses titreşim. Eğer O-Light Odin'in bataryası az ise yani şarj istiyorsa bu tarz bir titreşim sesi çıkarıyor. En kısa sürede şarj etmeniz gerekiyor. Çok ilginç bir özellik. Fenerlerde böyle bir özellik kolay kolay görülmemiştir. Manyetik butonu. Uzaktan kullanmak isteyenler için veyahut da pikatrina üzerine farklı bir noktaya yerleştirmek için güzel bir detay. Butonun tuşları hiç fena sayılmaz. Yani gayet iyi gibi yani. Butona uzun basarsanız işlemiyor, kısa basarsanız kilitliyor. Çok fazla titreşiyor. Artı onun beraberinde şarjı yine bu şekilde yapıyorsunuz. Çok basit değil mi? Evet, böyle. Bu kadar. Bu cihazı şarj etmenin yolu sadece böyle basit bir manyetik alet. Kabloyu söktüm, bataryayı çıkardım, ekstra şarj alet taşıdım. Öyle bir şey yok. Sadece şunu yanınızda taşıyorsunuz. Bu kadar. Çok hafif bir malzeme. O-Light Odin'in en güzel özelliklerinden bir tanesi de şu yanında gönderdikleri bağlantı. Bu bağlantı nasıl bir bağlantı biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şimdi ne oldu? Altına Picatinny oldu abi. Neyin artistini yapıyorsunuz diyeceksiniz değil mi? Evet, Picatinny. Silahın üstüne taktım. Şimdi biraz sonra kelteye bunun montajını yapacağız diyelim. Orada zaten daha iyi göreceksiniz. 45 derece açılı bir şekilde takabiliyorum. Yani bunu aldığın zaman silaha herhangi bir şekilde farklı bir adaptör almana gerek yok. Bununla çok rahat bir şekilde istediğin konuma yerleştirebiliyorsun. Hadi şimdi bir de keltek üzerinde bakalım nasıl duruyor. Az önce çekimini yaptığımız kelteğimize yandan sadece çevirip takmak gerekiyormuş. Türk işi cehalet patlaması yaptık burada. Evet, butonu taktık. Şimdi sağ bölümde olmasını istediğimizi varsayalım. Silahın sağ tarafına düşürelim. Şurayı biraz gevşetelim arkadaşlar. Takıldığı zaman bunlar zaten basınçtan etkilenmediği için çok fazla nereye taktığınızın bir anlamı yok. Yani namlunun ucuna fazlasıyla gelebilir, dışına da çıkabilir. Hiç önemli değil o. Şu bölümü sıkalım. Kilitledik. Gördünüz mü arkadaşlar? Montajımızı gerçekleştirdik. Aimpoint Pro'muz, O-Light fenerimiz, O-Light'ın butonu, artı burada quick detach bir bağlantı, silahın üzerinde hepsi yer alıyor. Son derece muazzam. Bir önceki videoyu izlemeyenler bu kapak niye kapalı diye sorabilirler. O yüzden ben yine de açayım da. Yani şuradan bir görüntü almaya çalışayım ben yine şöyle. Bakayım mı?
Gayet iyi. Ama tabii şu anda titriyor. Çünkü şarjı az olduğu için. Butonu oldukça iyi. Yani neredeyse Streamlight'tan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu silikon kısım daha korunaklı ve Picatinny'ye geçen şekilde yapılmış. Streamlight'larda iki tane plastik parça veriliyor. Neden Streamlight deyip duruyorum da Modlight, Arisaka veyahut da Cloud Defensive, Surefire ile kıyaslamıyorum ve benzeri bazı markalarla. Çünkü bu ürünün karşılığı aslında Nightcore ayarında bir ürün olabilir. Ama şöyle bir farkı var. Bu ürün Streamlight'a kafa tutan bir ürün. Çünkü fiyat olarak Streamlight'la yarıştığını söyleyebiliriz. Tabii ucuz da değil. Yani yine Streamlight'tan çoğu ürünü daha pahalı. Ama çok daha fazla özellik sunuyor. Kaplamaları çok hoşuma gitmiyor. Fazla siyah ama modern silah anlayışına çok uygun bir rengi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu üründe beni en çok etkileyen kısım şu mount kısmı var ya. Hem yukarıya takabileceğimiz hem sağa takabileceğimiz. Eğer ben bunu çevirip takarsam bu feneri sola da konumlandırabilirim. Yani o kadar kompakt bir ürün ki neredeyse büyülendiğimi söyleyebilirim. Çok basit bir şekilde bu feneri üzerinden çıkarabiliyorum mesela. Veyahut da şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Diyelim ki şarjınız bitti. Silahınızı alıyorsunuz. Hiç feneri sökmeye gerek yok pirine. Direkt bir tane power bank'e takın. Şarj edin. Onu kapansın. Gitsin. Butonla da kullanabilirsiniz. Arkasındaki buton da fazlasıyla iş görür durumda. Ama bana kalırsa bu şekilde kullanmak gayet iyi. Yani bu benim silahım ama hiç böyle şeyler yapmadık. Çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, gerçekten iyi bir fener olduğunu söyleyebilirim. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Her ne kadar ben bir Streamlight psikopata olsam da Olight'ın da bunun daha önceki mini versiyonunu özellikle FD rengi olan versiyondan bir tane almıştım. Hoşuma gitmişti. Yani pek kullanma fırsatım olmamıştı. Hatırı sayılır bir abim isteyince ve ticaretle uğraşınca ister istemez hemen satmıştım ama kesinlikle Olight'ın bu feneri alınmaya değer bir fener. Güzel. Bir de şarj olaymış. Şimdi titriyor çünkü gıcık etti beni ya. Daha önce hiç Red Dot'la fenere baktınız mı bilmiyorum ama geceleyin Red Dot'la atış yapmak için çok iyi bir fenere ihtiyacınız var. İşte bu o olabilir yani. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle netlemeye çalışayım birazcık. Ya bunu bir sefer yaktın diyelim. Kontrol edilsin. Aynen. Şaşma yok. Güzel. Bu kadar. Daha ne anlatayım ben?